Bu arada ben şu Roma videosunu izlemek istiyorum ya. Roma ordusunu biraz tanımak Evet. için çok güzel bir video. Biraz tarif videosu izleyelim. Şeyin, bu arada tavsiye ederim, gerçekten çok güzel bir anlatı var, Kronik Tarihi. Şunu izlemek istiyorum yayında. Yani gerçekten aydınlatıyor. İki video bu arada. Hı? İki İki farklı video, evet, iki yıllarda video. Roma, Orta İtalya'nın Latium bölgesinde yer alan küçük bir yerleşim yeriydi. Günümüzde Roma Peki denince... sesini arttıracağım. Evet, tamam. Artıracağım. Caramel. PR 3. ele girmiş. Her ağlayan gülsüz değildir, tıpkı her gülenin mutlu olmadığı gibi. Öyle. Akla gelen Almanlar çok görkemli ve ağlamış zamanda. ihtişamlı kamu binalarının hiçbiri o dönemde henüz inşa ama yağmur yağdığında çamura bulanan toprak patikalar, düzensizce sıralanmış küçük evler ve çitlerle çevrelenmiş birkaç düzine araziden ibaretti. Bir şehirden çok küçük bir köyü andırıyordu. Daha sonra uygulanacak karmaşık savaş sistemleri ve iyi teçhiz edilmiş askeri birimlerle karşılaştırıldığında o yıllardaki Roma Azar. ordusu da tıpkı şehrin kendisi gibi son derece basit ve düzensiz bir yapıya sahipti. Roma askeri dediğimizde gözümüzün önüne genelde filmlerden, dizilerden ve oyunlardan aşina olduğumuz Roma lejyonerleri gelir. Ancak bu dönemde Roma askerleri daha çok şöyle görünüyorlardı. Bunlar savaş süresince ücretsiz olarak hizmet veren mülk sahibi vatandaş milis kuvvetleriydi. Büyük bir çoğunluğu milattan önce 8. yüzyıl Roma'sında yaşayan çiftçi ve tüccarlardı. Bu aslında o yıllarda Roma'nın gerçek bir orduya sahip olmadığı anlamına geliyordu. Kronik tarih. Vatandaşlar savaş Yanlış. zamanında orduya katılır, savaş sona erdiğinde terhis olarak günlük yaşantılarına geri dönerlerdi. Devlet bu askerlerin masraflarını karşılamak için bir ödenek ayırıyordu. Fakat bu miktar oldukça azdı. Askerler silah ve teçhizatlarını kendi sağlamak zorundaydı. Bu yüzden ancak maddi durumu iyi olan vatandaşlar orduya katılabiliyordu. Roma tarihçisi Livius'a göre Vay Roma'nın bu maşallah. dönemdeki Vay ordusu maşallah. Roma'yı oluşturan Vay 3 kabilenin maşallah. sağladığı 3000 piyade ve 300 süvariden oluşuyordu. Her kabile orduya 1000 asker ve 100 süvari gönderiyordu. Zamanla Roma, çevredeki diğer kabileler üzerinde hakimiyet sağlayınca, savaş zamanında bunların her birinden 1000 piyade ve 100 süvari almaya başladı. Bu Ordu bir... arada şunu eklemek istiyorum. Roma en güçlü döneminde bile her zaman müttefik buldu. Sir Davos 5'e gelmiş. Roma ordusu en sevdiğim adamlar dinlenerek dövüyor. Evet, buradan bahsediyor zaten bunu. Gerçekten çok iyi anlatmış yani Roma ordusunu. Şöyle ki ilk dönemlerde hani orduya verecek para yok ya. Zaten Roma dediğimiz yerde aslında şeydir hani şehir devletidir. Etrafına böyle ufak ufak saldırılar yapa yapa. Yani bu adamlara Latin diyemezsin. Değil mi Metan? Doğru düşünüyorum herhalde. Latin diyemezsin bu Değil adamlara. Latin değil bunlar. Roma kültürü başka bir kültür. Yani günümüzdeki pek İtalya ile alakası yok. İyi ki Bay Kara Prime Number olmuş kulübe hoş geldin. Teşekkür ederiz. Yani Latin kendi diyen başlarına demek bir milletler bilmiyorum. zaten. Kendi başlarına bir milletler, Latinliler. Değiller. Tam olarak Latin değiller ama yani Romalı diyebilirsin herhalde ya. Olay şu. Roma her döneminde, yani en güçlü döneminde bile sürekli seni sana kırdırmıştır. Mesela gelmiştir Yunanistan'a bir müttefik belirlemiştir. Oradaki güçlü olan devleti müttefik ile beraber yemiştir. Sonra müttefikini başka bir müttefik ile yemiştir. Bu taktiği yıllardır yaptılar. Yüzyıllar boyunca yaptılar. Yani bunu şeyde bile yaptılar, siz düşünün. İngiltere'de bile yaptılar. Alaksor ikinci, üçüncü ayına girmiş. Merhaba abi yayınlar. Bir ara Kanada'da kamu ülkeleri alıp dolandırmamız yok mu insanlara bakarız. Bizzat kral ya da kralın atadığı bir general tarafından idare ediliyordu. Bu dönemdeki savaşlar küçük ölçekliydi. Orduların belli bir savaş düzeni yoktu. Roma'nın düşmanları civar tepelerde yerleşmiş olan Sabinler ve Latinler gibi komşu kabilelerden ibaretti. Çatışmalar genellikle kadın kaçırma, sığır çalma ya da toprak konusundaki Tabi Roma o zamanlar anlaşmazlıklar sonucu derin bir meydana şehir devleti. geliyordu. Fakat bu her zaman böyle kalmadı. Roma Bak ordusu bak milattan Roma önce gibi büyük bir 6. yüzyılda imparatorluğun bile büyük bir savaş nedeni değişim inek geçirdi. çalma. Roma'nın 6. Mükemmel. kralı Servius Tullius, Roma'nın askeri sisteminin uzun vadede yetersiz olacağını fark etmişti. Bu yüzden orduyu da maddi durumu iyi olan vatandaşlar orduya katılabiliyordu. Roma tarihçisi Livius'a göre Vay Roma'nın bu maşallah. dönemdeki Vay ordusu maşallah. Roma'yı oluşturan 3 Vay kabilenin maşallah. sağladığı 3000 piyade ve 300 süvariden oluşuyordu. Her kabile orduya 1000 asker ve 100 süvari gönderiyordu. Zamanla Roma, çevredeki diğer kabileler üzerinde hakimiyet sağlayınca, savaş zamanında bunların her birinden 1000 piyade ve 100 süvari almaya başladı.
Ordu Bu bir arada şunu eklemek istiyorum. Roma en güçlü döneminde bile her zaman müttefik buldu. Sir Davos 5'e gelmiş. Roma ordusu en sevdiğim adamlar. Dinlenerek dövüyor. Evet, buradan bahsediyor zaten bunu. Gerçekten çok iyi anlatmışlar yani Roma ordusunu. Şöyle ki ilk dönemlerde hani orduya verecek para yok ya. Zaten Roma dediğimiz yerde aslında şeydir hani. Şehir devletidir. Etrafına böyle ufak ufak saldırılar yapa yapa. Yani bu adamlara Latin diyemezsin. Değil mi Metehan? Doğru düşünüyorum herhalde. Latin diyemezsin değil bu abi. adamlara. Latin değil bunlar. Roma kültürü başka bir kültür. Yani günümüzdeki pek İtalya ile alakası yok. İyi ki Bay Kara Prime haber olmuş kulübe hoş geldin. Teşekkür ederiz. Yani Latin Kendi diyen başlarına demek bir milletler bilmiyorum. zaten. Kendi başlarına bir milletler, Latinliler. Değiller. Tam olarak Latin değiller ama yani Romalı diyebilirsin herhalde ya. Olay şu. Roma her döneminde yani en güçlü döneminde bile sürekli seni sana kırdırmıştır. Mesela gelmiştir Yunanistan'a bir müttefik belirlemiştir. Oradaki güçlü olan devleti müttefik ile beraber yemiştir. Sonra müttefikini başka bir müttefik ile yemiştir. Bu taktiği yıllardır yaptılar. Yüzyıllar boyunca yaptılar. Yani bunu şeyde bile yaptılar siz düşünün. İngiltere'de bile yaptılar. Alaksor ikinci, üçüncü ayına girmiş. Merhaba abi yayınlar. Bir ara Kanada'da kamu ülkeleri alıp dolandırmamız yok mu insanlara bakarız. Bizzat kral ya da kralın atadığı bir general tarafından idare ediliyordu. Bu dönemdeki savaşlar küçük ölçekliydi. Orduların belli bir savaş düzeni yoktu. Roma'nın düşmanları civar tepelerde yerleşmiş olan Sabinler ve Latinler gibi komşu kabilelerden ibaretti. Çatışmalar genellikle kadın kaçırma, sığır çalma ya da toprak konusundaki Tabi Roma o zamanlar anlaşmazlıklar sonucu dediğim gibi meydana şehir devleti. geliyordu. Fakat bu her zaman böyle kalmadı. Roma Bak ordusu bak milattan Roma önce gibi büyük bir 6. yüzyılda imparatorluğun bile büyük bir savaş nedeni değişim inek geçirdi. çalma. Roma'nın 6. Mükemmel. kralı Servius Tullius, Roma'nın askeri sisteminin uzun vadede yetersiz olacağını fark etmişti. Bu yüzden orduyu daha etkili hale getirmek amacıyla askeri yapıda bir dizi reform gerçekleştirdi. Roma vatandaşları zenginlik durumuna göre 5 ayrı sınıfa ayrıldı ve Roma ordusu bu 5 sınıfa göre yeniden düzenlendi. Yeni sistem savaşabilecek her Roma erkeğini gelirine en uygun hizmet alanına yerleştiriyordu. Örneğin birinci grupta yer alan piyadeler Roma'nın en zengin Hoplit vatandaşlarıydı. sınıfına girdi Ve bunlar yanlış Yunanistan'daki hatırlamıyorsam. hoplitler gibi miğfer, zırh, kılıç ve mızrak kuşanıyorlardı. Peki bu Romalılar Yunanistan'da niye bu kadar başarılı oluyorlar Metan biliyor musun? Falanks taktiğini kullanıp eline aldıkları için taktiği çözüyorlar ve İtalya'daki bütün şehir devletlerini ilerleyen süreçte de baskın kuruyorlar. Yani hoplit orduları geliyor bile, falanks sistemiyle geliyor ve kanatlardan zayıf olduğunu, arkadan saldırı halinde dağıldıklarını, önden ise sadece baskılaması gerektiğini öğreniyor. İnanılmaz bir Buna şeyle karşılık çözüyorlar. sistemin en alt basamağında yer alan 5. gruptaki vatandaşlar en fakir olanlardı. Bunlar zırhsız bir şekilde sapan ya da mızrakla savaşıyorlardı. Servius döneminde yaşanan değişiklik bununla sınırlı değildi. Romalılar onlara bölgede üstünlük sağlayacak yeni bir Bahtı kötü savaş asker sistemi sınıfı işte. benimsemişlerdi. Düzensiz ordu yerine askerlerin bir bütün halinde ve organize bir şekilde hareket ettiği falanks sistemine bırakmıştı. Falanks'ın kökeni antik Yunanistan'a dayanıyordu. Bu sistemin Roma'ya, Güney İtalya'da kurulan Yunan kolonileri aracılığıyla 6. yüzyıl civarında ulaştığı düşünülüyor. Eski düzensiz sistemle karşılaştırılınca falanks, Roma ordusu için büyük bir yenilikti. Uygulaması belli bir deneyim gerektirdiği için askerlerin bol bol talim yapması gerekiyordu. Böylece Roma vatandaşlarının askerlik için ayırdıkları süre uzamıştı. Falanks'ın standart dizilişi 8'erlik hatlardan oluşan uzun bir kalkan duvarı şeklindeydi. Askerlerin her biri paketlenmiş bir grup gibi tek parça halinde hareket ediyordu. Romalılar falanks sistemini benimsedikleri ilk yıllarda düzensiz şekilde savaşan rakiplerine karşı kolaylıkla üstünlük sağlamışlardı. Fakat Orta İtalya'ya doğru genişlemeye başladıklarında bu sistemin bazı dezavantajları Roma olduğunu çok fark dağılık çünkü. ettiler. Falanks etkili bir savaş taktiğiydi. Ancak askerlerin yavaş hareket etmesine neden oluyordu. Birimler açık alanda savaşırken farklı yönlerden gelen saldırıları karşılamak için zamanında pozisyon alamıyorlardı. Manevra problemi bununla da sınırlı değildi. Orta İtalya dağlık arazilerden oluşuyordu ve falanks düzeni eğimli arazilerde ilerleyebilecek ya da dağ geçitlerini kolaylıkla aşabilecek esnekliğe sahip değildi. Bölgenin yerlileri vurkaç taktiğini çok iyi uyguluyor, ayrıca uzun menzilli silahlar kullanıyorlardı.
Bu tür saldırılar Roma'nın falanks hatlarını işlevsiz kılıyordu. Tüm bunlara ek olarak Romalılar M.Ö. 3. yüzyılın başlarında Samnitlerle girdikleri bir dizi mücadeleyi de kaybetmişlerdi. Artık savaş sistemlerini yeniden gözden geçirmeleri gerekiyordu. M.Ö. 3. yüzyıl olaylarında yapılan askeri reformlar Roma ordusunda köklü bir değişim yarattı. Yeni sistemin adı avuç içi anlamına gelen manipulustu. İlk kez Roma tarihçisi Polybius tarafından ele alındığı için günümüzde bu sistem Polybius sistemi olarak da biliniyor. Bu sisteme göre her bir lejyon 3 ayrı birime ayrıldı. Bu birimler Hastati, Principes ve Triari olarak adlandırılmıştı. 120 kişilik 10 taburdan oluşan Hastati, ordunun ön saflarında yer alıyordu. Bunlar Roma ordusuna yeni kaydolmuş, eğitimlerini yakın zaman önce tamamlamış genç ve deneyimsiz askerlerdi. İkinci hattı yine 120 kişilik 10 taburdan meydana gelen Bir tan 10. ne gibi iyi ne demiş. Teşekkür ederiz 10. ayın kutlu olsun. Teşekkür ederiz senin için. Roma'yı Roma yapan sistem bu işte. Hastati, Principes ve Triari. Kipes birlikte çok savaş kazandırtıyor Roma'ya. Hastatilerden daha deneyimliydiler. Ancak Roma'nın en iyi askerleri bunlar değildi. En kıdemli olanlar 3. safta yer alan ve toplamda 600 kişilik mevcuda sahip Triarilerdi. Bunlara ek olarak her lejyonda 1200 kişiden oluşan hafif zırhlı velites birlikleri ve ordunun kanatlarını korumakla görevli 300 süvari bulunurdu. Kabaca bir tanım yapmak gerekirse... Peki Metan, Romalıların hiçbir zaman süvariye önem vermemesine ne diyorsun? Enayiler o yüzden savaş kaybediyorlar ya doğuda. Ya, şeylere karşı. Hiçbir şekilde süvariye önem vermiyorlar. Yani her şeyi piyadeyle çözebileceklerini düşünüyorlar. Piyade ve mızrakla. Yapıları uygun değil bence ya şey yapısına. Yani şöyle bunlar bir nevi bir hani kaleymişçesine savaşıyor. Hani nasıl diyeyim sana böyle hani kitle kale olarak hani böyle hani bir daire olarak gidiyorlar ve daire olarak savaşıyorlar. Yani gerçekten Hannibal bunlara kanatlardan saldırdığı vakit aptala biniyorlar böyle hani süvari ne işe yarar ki diyor. Süvari hani şöyle düşün bu şeyde de İngiltere'de de uzun dönem böyleydi. Hani süvari sadece düşman okçusunu ortadan kaldırmaya yarayan bir şey olarak gözlüyorlar. Yani çok şey yani hiçbir şekilde süvariye ağır bir önem vermiyorlar. En geç Roma döneminde sadece bazı özel süvari tipleri çıktı. Manipulus, deneyimsiz ve genç askerlerin ön sırada yer aldığı, daha kıdemli olanların ise ordunun... Yani Atilla'nın da üstün gelmesinin sebebi mesela bu ya, hani süvari kısmının daha doğrusu. Hiç yani bilmiyor adam yani. Şöyle düşün, adamlar böyle kare kitleler halinde geliyor, diyor ki hani savaşalım. O da diyor ki, ok atacağız biz sana. Benim kalkanım var. Hani Romalıların tek savaş yani Atilla'ya karşı kazandıkları savaşta Atilla meydan muharebesi. Kullanamıyor. Evet, orası meydan muharebesi ve attan indiriyor diyor. Olunca, evet. Aynen. Bir piyade olunca Roma'nın üstünlüğü belli oluyor zaten orada. İnanılmaz bir sistemleri var. Yani Quentin Prime'le olmuş gibi boş geldin. Yani piyadeye çok fazla inanıyor. Ya yani bu bir de şey süvari açığını bir yerden sonra hani savaş makineleriyle kapatmaya başlıyor. Hani çok enteresan savaş makineleri var. Hani böyle sürekli ok atan mı dersin, mancının hani alan muharebesinin etkili olanı mı dersin, balistalar mı dersin? Yani çok şey süvari kanatlarını zayıf tutsa bile hani bunların sistemi şu. Hani burada da dediği gibi hani Valentines hani vur kaç, hassati dinlen savaş, Prince kaçtıktan sonra en sonunda Triari'ye geliyor ya hani dinlene dinlene savaşıyor. Aslında burada değil de daha çok lejyon geldiği vakit önemi geliyor. Mesela ilk hattaki lejyon savaşıyor. Hani tam böyle ağır hasar alacak ya yoruldu çünkü asker. Bir adım geri atıyor arkasındaki gürü. Sonra o onun yerine geçiyor. Öyle. Dinlene dinlene savaşıyor. Bu çok büyük bir reform. Bir harp sistemiydi. Bu buna sistem daha gelmedi ama burada da var. De beraberinde getirmişti. Falanks sisteminde hatlar düz bir sıra şeklindeydi. İlk şey o burada. Triari'ye kadar hepsi şey Triari dinleniyor sadece. Evet orası öyle. Yani şu, burada da var ama hani asıl lejyonda bunun farkını gösteriyor. Bir diziliş biçimi benimsemişler. Domino. Principes taburları Hastati hattındaki boşlukları, Triari taburları ise Principes hattındaki boşlukları dolduruyordu. İlk saldırı Hastatiler tarafından Pilum adı verilen mızrakların düşman hattına fırlatılmasıyla başlardı. Bundan sonra kılıçların çekildiği birebir çarpışmalar gerçekleşirdi.
Hastatiler yorulduğunda onların yerini Principes birlikleri, Principesler yorulduğunda ise yerlerini ordunun en deneyimli birimi olan Triariler alırdı. Bundan sonra Triarilerin düşmanın işini bitirmesi beklenirdi. Eğer Triariler yenilirse artık savaş kaybedilmiş demekti. Bununla ilgili olarak Roma'da günlük hayatta işlerin kötü gittiği durumlar için kullanılan bir deyim bile ortaya çıkmıştı. Rem ad Triarios redisse, yani iş Triari'ye kaldı. Bu deyim genellikle işlerin çözülmediği durumlarda daha deneyimli birine ihtiyaç olduğunu vurgulamak için kullanılırdı. Bu dönemde askeri anlamda değişen bir diğer şey ise askerlerin kullandıkları teçhizatlardı. Hastati ve Principes birlikleri birbirlerine yakın bir donanıma sahipti. Her iki birimin askerleri birebir çarpışmaya girmeden önce düşman hatlarına fırlattıkları pilum adı verilen mızraklar taşırdı. Bu mızrakların menzili deneyimli bir askerin ellerinde 30 metreye kadar çıkabiliyordu. Ancak Hastati birlikleri için bu menzil genellikle 15-20 metre civarındaydı. Milattan önce 3. yüzyıla kadar lejyonlardaki askerler kendi maddi imkanları dahilinde farklı tarz kılıçlar kuşanıyorlardı. Milattan önce 3. yüzyıla gelindiğinde ise İspanyol çeliğinden üretilen gladius Roma askerlerinin kullandığı standart kılıç haline geldi. Bu arada Roma'ya çok ileri gözüküyor. Kılıçlara göre daha etkili, daha sağlam ve daha ölümcüldü. O günlerde gladius kullanan orduların neredeyse tamamı diğerlerine karşı üstünlük kurmuştu. Savunma için ise sukutum adı verilen geniş dikdörtgen 1,5-2 metre olmasın, 15-20 metre mızrak değil. Fırlatma mesafesi. Kalkanlar kullanılmaya başlanmıştı. Triariler ise ilk iki saftan farklı olarak tıpkı falanstakine benzer bir şekilde silah kuşanıyorlardı. Geleneksel bir mızrak ve yuvarlak bir kalkan. Ancak falanks askerleri kadar hantal değillerdi. Daha gevşek bir formasyon benimsemişlerdi. Bu da askerlere bireysel bir şekilde savaşma ve hareket etme imkanı sağlamıştı. Manipulus eski Roma falanksıyla karşılaştırıldığında birimlere daha fazla hareket kabiliyeti sağlıyordu. Ordu artık en zorlu arazilerde bile hızlı bir şekilde hareket etmeye başlamıştı. Bu hareketlilik Roma'ya Orta ve Güney İtalya'da genişleme imkanı verdi. Roma-Kartaca savaşlarında Roma ordusu bu sisteme uygun olarak savaşmıştı. Milattan önce 218'de Trebia Nehri Muharebesi'nde Kartaca ordusunun gizlice arkaya dolaşan birliklerini Roma askerlerinin geri kalanından uzak tutan birlikler Triarilerdi. Yine aynı sistem sayesinde milattan önce 202'de gerçekleşen Zama Savaşı'nda Scipio Africanus idaresindeki Roma lejyonları Kartacalı Hannibal Barca'nın ordusunu mağlup etmeyi başarmıştı. Ancak koşullar hep bu şekilde kalmadı. Roma'nın sınırları genişledikçe Manipulus işlevselliğini şu o kadar iyi bir şey ki Meta. Böyle yani düşünsene kalkanları delen bir mızrak yığını geliyor senin üzerine ilk başta. Sonra adamlar kılıçlarını çekip saldırıyor. Çok tehlikeli bir savaş silahı bunlar. Skart the Huntsman. Huntsman. Dördüncü ayına girmiş. Dört ay nereye geçtim? Seviyorsun hocam demiş. Dördüncü ayın kutlu olsun sizde. Nightfall Prime'le abone olmuş. Hoş geldin desin için. Çok sağ ol. Hannibal hata nerede yaptı ki? Roma'ya girmedi. Bilmiyorum. Girebilirdi bence. Bitirmeye başladı. Yeni bir askeri sisteme ihtiyaç vardı. Roma'yı yaksa bitiyor bütün cumhuriyet. Ve bu sistemle birlikte Roma'nın ünlü lejyonerleri ortaya çıkacaktı. Fakat bu bir sonraki videomuzun konusu. Roma ordusunu ilk kurulduğu dönemden başlayarak milattan sonra 5. yüzyıldaki yıkılışına kadar ele alacağımız bu serimizin yeni videolarını kaçırmamak için kanala abone olduğunuzdan ve bildirimleri açtığınızdan emin olun. Evet, güzel anlatıyor bu arada. Abone olabilirsiniz, tavsiye ederim.